Arkadaşlar merhabalar. Beni tanımayan arkadaşlar olabilir. O yüzden çok kısaca kendimi tanıtayım. Arkadaşlar ben Yunus. Bir jiu-jitsu atletiğim ve hocasıyım. Eskisi kadar müsabaka olmasam da hala arada sırada müsabaka teklifi geldiği zaman değerlendirmeye çalışıyorum. Öyle diyebilirim şu andaki durumu. Daha önce dünya turnuvasında altın madalya almışlığım var. Abu Dhabi'dekinde. Asya IBJJF turnuvalarında altın madalya almışlığım var birden çok kez. Pek çok Asya ülkesinde defalarca altın madalya ve diğer madalyalar almışlığım var. Yani müsabaka konusunda biraz bilgim var. Onun dışında Türkiye'de 6 yaşından beridir spor dünyasının bir yerinden işte tutunmuş birisiyim ayrıca. İşte ufak çaplı turnuvalara katılmış, belli sporların dersini almış vesaire de birisiyim. Ve şu anda da yine Türkiye'de bir federasyonun bir üyesiyim, öyle diyebilirim. Yani genel olarak Türkiye'de spor ve spor konusunda biraz tecrübem var yani ufak. Neyse arkadaşlar, biliyorsunuz yakın zamanda Türkiye Avrupa İşler Ligi'ne katıldı, turnuvaya katıldı falan. Girmeden önceki heyecanı ve gazı hatırlıyorsunuz. İşte bu takım yürek yakar, bu takım şöyle yapar, böyle yapar. Valla ben bunları duyduğum zaman ben açıkçası he diyordum. He de oldu işte şu anda. Ligde en başarısız takım olarak turnuvada veda etmiş durumdayız. Yani bir şey yapamayacağız, devam edemeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, peki ben neden bu kadar hani kötümserim? Ya Yunus sen hani ülkene güvenmiyorsun falan. Ya hayır. Tabii ki güveniyorum. Ben istemez miyim ya? Ben de heyecanlıyım. Yani bir taraftan bakıyorum ama bir taraftan haberlere bakarken diyorum ya inşallah haksız çıkarım. Ama olmadı işte. Yine olmadı. İleride de büyük ihtimalle olmaz. Arada haksız çıkacak olsam da genel olarak arkadaşlar ben Türkiye ve spor konusunda pek ümitli değilim. En azından bazı şeyler değişmediği sürece. Peki bu nereden geliyor? Böyle bir anlayış nereden geliyor? Şimdi arkadaşlar Türkiye'de spor konusunda büyük dertler var. Yani öncelikle ben şuradan başlayayım. Biz Türkler olarak arkadaşlar size yurt dışında yaşayan birisi olarak yani olaylara dışarıdan bakabilen pek çok ülkeden arkadaşı olmuş ve hala olmaya devam eden birisi olarak hani karşılaşma kıyas yapabilen birisi olarak şunu size açıkça ve dürüstçe söyleyebilirim. Biz hayal ülkesinde yaşayan bir ülkeyiz. Hayaller ülkesinde. Yani Türkiye'deyken en açık fikrimizde dahil Türkiye dışında ne olduğu konusunda pek bir fikrimiz yok yani. Hakikaten hayaller ülkesinde yaşıyoruz ve bize nasıl öğretildiyse öyle yaşıyoruz yani bazı konuları. Bunu her yere çekmek mümkün. Bunu açmak da mümkün ama ben şu anda pek açmak istemiyorum. Genel olarak böyle ama yani ne dünyada neredeyiz pek bilmiyoruz yani. İnsanlar bizim hakkımızda ne düşünüyor, bizim kapasitemizi de bilmiyoruz pek. Kafamızda bir hayal kurmuşuz, ona inanarak yaşıyoruz. Onun dışında sporcu bir ülke de değiliz. Hatta ve hatta dövüşçü bir ülke de değiliz. Yani ben dövüş sporları yapan birisi olarak size söylüyorum. Dövüşçü bir ülke falan değiliz. Eğer kim bunlar, kimler var bu tarz insanlar derseniz gidin bir bakın Dagestanlılara bakın, bazı Ruslara bakın, Kazaklara bakın vesaire. Ufaktan beri nasıl yetiştiklerine bakın. Kıyas olur size biraz. Hatta Amerikalılara bakın yani. Amerikalıların nasıl yetiştiğine bakın bazen. Neyse. Tekrar ediyorum. Bunu ülkemi kötümsemek için söylemiyorum ama gerçekler bunlar. Peki arkadaşlar yani neden Türkiye'de bazı şeyler gelişmez? Neden spor konusunda çok büyük değişiklikler olmaz? Genel olarak başarısız olmaya devam ederiz. Yani mesela bu az önce dedim Türkiye şöyle 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 değil. Neden? Sorunların temeli nerede? Şimdi bir arkadaşlar ilk sebep, ya 3 tane sebep var aslında. Ya çok sebep var da benim böyle çok özetlemeye çalışırsam kafama gelen 3 tane sebep var. Bir tanesi arkadaşlar, Türkiye'de standart ve kalite anlayışının olmaması. İkinci sebep, böyle bir istek, disiplin ve gerçeklik konusunda böyle bir karmaşa olması. Dedim ya hayalperestiz. Diğer bir konuda uzun vadeli bir sistemik çalışma yapabilme kabiliyetimizin ve alışkanlığımızın olmamız. Ya şimdi bunları bir açmaya çalışayım. Çok kısaca tabii yani. Şimdi standart yok bizim ülkede. Nereden anlayarsınız mesela standart olmadığını? Mesela bakın kurumlara falan. Bir kurumda birinin bir ayıbı ortaya çıktı. Büyük bir yanlış yaptı ortaya çıktı. O oradan atılıyor mu atılmıyor mu? Gösterir size, anladınız mı? Yani sen bir işin başındasın şu işi beceremedin. Ama ben sadece özel sektörden bahsetmiyorum. Hani devletin de işin içinde olduğu yalan. Çünkü kültürden bahsediyoruz ya. Böyle bir anlayış var mı? Siz kendiniz kararını verin. Bir şey yaptığınız zaman insanlar önce kalite abi. Ya bırak ne kadar para kazanacağımızı. Önce kalite abi. Diyor mu? Demiyor.
Yani o yüzden bize standartlar, kalite falan öyle şeyler yok yani. Mesela üniversite profesörleri falan böyle herkesin saygı duyduğu, dünyada işte her yerde yayınlarının yayınlandığı kişiler falan mı mesela? Öyle mi? Bilmiyorum. Siz bana söyleyin. Ben soru soruyorum şu an. Anlatabildim mi? Ya bu işler böyle. İnşallah değişir zamanla yani. Biz de isteriz. Peki başka ne var? Mesela az önce dedik mesela istek, disiplin, gerçekçilik arasında biraz kavram karşılaşması olması. Çünkü arkadaşlar yani birisi bir şey yapacağı zaman mesela istek. Var mı öyle bir şey? Ya ben bunu kazanmak istiyorum ya. Ben bir dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ben yaptığım işte iyi olmak istiyorum falan diyenler mi var? Yoksa böyle hani federasyonculuk, hani takım elbisecilik, giyeyim takım elbisemi, hemen önümü gitleyeyim, şununla elimi aramayı tutayım, bununla aramayı tutayım, oradan şuraya yükseleyim, oradan şu rantı kapayım demek mi var bizde daha çok? Bilmiyorum. Siz söyleyin. Ya anladınız mı? Ya bakın Jiu-Jitsu dünyasında bile adamlar belli bir seviyeye ulaşıyorlar falan. O siyah kemeri illa takabilmek için gidiyorlar Jiu-Jitsu kursuna falan katıyorlar. Sertifika alıyorlar ki ondan sonra hemen Jiu-Jitsu giysisine giyip üstüne siyah kemeri takıyorlar falan. Yani bunu yapanlar da alınmasın. Yapıyorsunuz abi işte. Ondan sonra dikkat etmiyorsunuz. Nasıl bir imaj oluşuyor yani? Şimdi millet böyle siyah kemerle geziyor ortada. Yani veya birisi bir şey yapıyor. Hemen bunun sertifikasını nasıl alırız abi? Bundan nasıl para kazanırız? Nasıl kursunu açarız bunun? Anladınız mı? Bunu diyenler insanlar mı çok? Yoksa ya iyi adamlar yetiştirelim, iyi olsun, her şey iyi olsun. Yok tabi. Daha MMA'de adam akıllı dövüşümüz yok, her yer MMA kursu. Anladınız mı? Ya açılmasın bu kursa, açılsın abi, açılsın da yani işte genel olarak farklı düşünüyoruz yani bu işler konusunda. Mesela bazı yerlerle karşılaştığınız zaman bazı yerlerin insanlar şöyle diyor. Ben şampiyon olacağım. Ya yemişim para. Ben şampiyon olacağım. Dünyanın en iyisi olacağım diyor. Biz de nasıl daha çok kurs açarız? Nasıl daha çok sertifika veririz? Anladınız mı? Bu işler böyle. Böyle olduğu zaman da sonuçlar böyle oluyor. Yani kültürümüz farklı işte. Spora yani genel olarak bakışımız farklı. Ve hani disiplin mesela var mı bizde öyle bir şey? Dedim yani istek, disiplin, gerçekçilik vesaire. Var mı bize disiplin diye bir şey? Mesela nasıl anlarız disiplin olduğunu? En yüksek parayı kazanan mesela futbolcular falan filan nasıl yaşıyor hayatlarını mesela? Kavga ederek böyle mafyavari şekilde mi yaşıyor? Yoksa içki bile içmem, sigara bile içmem, bu benim işim diyerek mi yaşıyor? Ya anladınız mı? Ya espri gibi. Ya ben öyle diyeyim size. Bu işi hakikaten iyi yapan insanlara bak. Mesela dünyada Jiu-Jitsu, ben Jiu-Jitsu'cuyum. Jiu-Jitsu'ya bakın yani. Dünyanın en üst seviyedeki insan. Gordon Ryan'a bakın. O adam ne durumlar altında, ne tarz dertler altındayken bile şampiyon olmak için ne kadar kasıyor kendini. Mesela ona bakın. Bizdeki futbolculara bakın. Anladınız mı? Bu iş böyle yani. Ya beni düşünün ya. Ben doğuştan bir sürü fiziksel problemi olan bir insan. Nasıl ben mesela dünya şampiyonasına altın madalya aldım? Aç kalarak bütün millet 6'da 7'de evine dönerken ben 10-11'de dönüyordum. Anladınız mı? Her gün böyle buranın hazır çorbası gibi miyen yiyordum her gün. Parasız nefesi kokarak yani. Öyle yaptım yani. Ondan sonra da görünce de şimdi millet işte şu anda Çin'de mesela bulunduğum ülke içerisinde bu kadar büyük bir ülkede yabancı olmama rağmen Jiu-Jitsu konusunda en tanınan isimlerden birisi oldum. Neden? Öyle yani kastığım için disiplin hala şu anda bile benim bir yerim ağrır ama şuram şu anda problem var. Kalkıyorum gidiyorum idmanımı yapıyorum. Her gün gece saat kaçta dönüyorum eve yani. Evli olmama rağmen. Bu işler böyle. Yani kaç tane hadi beni örnek almayın. Diğer başka saygı duyduğunuz çok saygı duyduğunuz şampiyonları falan ele alın. Karşılaştırın yani bizim sporcu mantalitesiyle karşılaştırın. Anlarsanız disiplin problemi. Aldınız mı? Ve hani şimdi şöyle bir istek var. Hani bir rüya var ama disiplin konusunda eksiklik var. Bir de gerçekçilik konusunda da var. Hani böyle hani neden bu üçünü birden yaptım? Çünkü üçünün birbirini tutması lazım. Adamın istediği rüyası çok üst şeyler ama disiplin başka bir tarafa kaymış. Gerçekçilik konusunda da zaten kaybetmiş kendi. Kendi zaten dünya şampiyonu sanıyor adam. Böyle siyah kemerim diye gezen mesela cüzdüzlerim bazıları çok kötü ya. Ben videolar falan gördüm yani. Çok kötü. Arkadaşlar yani bilmiyorum ya.
Ya Jiu-Jitsu dışında da böyle yani genel olarak. Ben şu seviyedeyim, şunun şampiyonuyum, bunun şampiyonuyum. Bir bakıyorum adama. Çok kötü ya. Şu o üçgen bozuk yani. Ve diğer bir konu hani uzun vadeli sistematik dedim ya. Ya bizde öyle uzun vadeli çalışma falan hani böyle 5 sene sonra ne olacak? 10 sene sonra şöyle bir altyapı oluşturayım. Altyapıdan adam yetiştireyim. İyi adamlar yetiştireyim. Yok. Uzun vadeli şu var. 10 sene sonra ben buranın başkanı olsam, 5 sene sonra altımda bu kadar adam olsa, odaklanılan şeyler farklı, anladınız mı? Üçüncü madde olarak da yani. Bizim uzun vadeli düşüncemiz bu. 10 sene sonra şunun patronu olursam. Böyle uzun vade. Altyapı oluşturayım, bir sistem oluşturayım. Ben burada olmasam bile bu sistem buradan adam yetiştirsin. Var mı bizde? Var mı? Sistem konusunu böyle hakikaten anlayan, sözde endüstri mühendisi bizi çok, ben endüstri mühendisi mesela en yüksek puan isteyen şeylerden bir tanesiydi zamanında falan. Var mı abi? Kim takıyor böyle sistemde uzun vadeli falan filan böyle? Ben o kurumda olmasam bile o kurum kendini döndürsün. Tam tersi, bize tam tersi. Ben o kurumun başında olayım da o kurum gerekirse iş yapmasın. Ben başında olayım yeter ki. Anlaştık. 2 kere 2 4 yani. Böyle arkadaşlar. Yani 3 tane madde söyledim ama size daha başka da açabilirim bu konuları. Zaten 11 dakika oldu. Çok uzatmak istemiyorum. Ama yani Türkiye'den böyle kolay kolay başarı falan uzun vadeli ve tekrarlı başarı çıkmaz sporda. Yani bizi ters şu anki konsept için. Ya adam diyor ki adam diyor ki bu kızlar voleybol oynarken niye böyle kıyafet giyiyor? Abi farklı dünyalarda yaşıyoruz diyorum ya. Çok farklı yani. Hayattan beklentilerimiz farklı. Peki yani neden bu kararını konuşuyorsun? Yani yapan nasıl yapıyor bir kere? Şimdi bana onu söylemesin. Yapan nasıl yapıyor abi? Neden yapıyorlar? Bir, ya bireysel sporlarla uğraşan birisidir. Kendisi çok kasmıştır. Türkiye'de yetenekli insan da var. Yapan da yapıyor evet. Ya benim gibi çok kasmıştır işte. Uğraşmıştır. Dinlememiştir kimse. Kulakları tıkamıştır. Yapmıştır, kazanmıştır. Bu bir yöntem. Kazananlar hani nasıl yapıyor? Yapanlar nasıl yapıyor? Onun dışında peki grup sporları oldu da hani mesela bayanlarımız falan başarılı oluyor. Neden oluyor arkadaşlar? Çıkıyor delinin biri. Akılların daha doğrusu. İşte yatırım yapıyor. Bir sürede işte Allah yardımcısı oluyor. Kimse dokunmuyor ona veya başarılı oluyor. Yani sistemini oturtuyor şöyle. Takım da onu dinliyor. Onun da sözünü dinliyor vesaire. Takımını yetiştiriyor. Yapıyor. Güzel bir şeyler yapıyorlar falan. Zaten bayan sporunda da şu anda çok fazla rant aşırı o kadar rant dönmediği için. Mesela futbolla karşılaşıyor. Mesela bizim şu anda MMA Jiu-Jitsu'cu ile karşılaşıyor. O acayip şu anda millet ondan böyle pay kapmaya çalışıyor. Yetenek ve tecrübe olmamasına rağmen. O kadar dönmüyor işte bazı mesela bayan sporlarında veya işte engellilerin sporunda, çocuklarda falan vesaire. O kadar da dönmüyor. Dönüyor da o kadar dönmüyor. O yüzden ona çok saldıran böyle kaliteyi düşüren çok aşırı şeyler olmadığı zaman da böyle kaliteli yöneticiler, menajerler, iyi takımlar böyle birden bir araya gelebildi mi bir şeyler yapabiliyorlar işte. Ama yine tekrar ediyorum bunlar tesadüf. Tesadüf uzun vadeli olmaz. Mesela hani güreş var, ağırlık kaldırma vesaire onlarda bile yani. İşte onlarda zar zor bir sistem oluşmuş. Bazı şeyler de bize yatıyor, kafamıza yatıyor. Belli iyi atletler yetiştirmişiz. Onlar işte döndürebiliyor kendini ama bir genel olarak çok uzaktan baktığınız zaman arkadaşlar görüyorsunuz yani benim az önce bahsettiğim problemlere de odaklanacak olursanız görüyorsunuz. Zor. Zor yani güreş mesela konusunda bile ya. Mesela Amerikalılara bakın. Amerika'da güreşçi olursanız okullarda ne kadar önünüz açılıyor mesela. Yani. Falan da filandı yani. Neyse arkadaşlar peki yani ben bunları neden anlatıyorum? Ya birincisi neden anlatıyorum? İşte hani ülkesi hakkında böyle sevmiyor ülkesini aşağılıyor ya bunlar da zaten bak böyle dövmeli aşağılıyor ülkesi. Yok abi. Sonuçta ben de o dünya tanısına katıldığımda ilk mesela o madalyayı aldıktan sonra bir süre dünya içerisinde kendi klasmanım içerisinde ilk 5'in içerisinde o da ismim varken yanında Türk bayrağı vardı yani. Biz de istediğin kadar takımı temsil ediyor olsak da ülkemi de temsil ediyorum bence Jiu-Jitsu'da öyle değil mi? Türk bayrağı açtık kaç kere yani. Ama bir, ya böyle spor konularına çok ümitli olmayın. Birinci sebep bu. Ama şaka bir yana asıl sebep arkadaşlar şu yani gerçeği işte farkına varmak lazım. Neyin ne olduğunu farkına varın. Bir yerde güzel bir şeyin olması için.
işte standart kalite olması lazım, disiplin olması lazım, bu konuda istek olması lazım ve gerçekçi olmak lazım. Ve aynı şekilde sistematik düşünebilmek lazım, uzun vadeli yatırım yapabilmek lazım, uzun vadeli bazı şeyleri düşünebilmek lazım. Böyle. Ve yine aynı şekilde. Yani bunları ben size tavsiye olarak söylüyorum. İstiyorum ki en azından bu videoyu izleyen belki ileride spor konusunda başarılı olacak insanlar veya menajerler olur. Yöneticiler olur. Siz de yani bunlara dikkat edin. Yaptığınız işe sıkıca sarılın yani. Ciddiye alın. Ciddiye alarak yapın. Yani ben yapabiliyorsam bazı şeyleri siz hayli hayli yaparsınız. Ben size o kadar diyorum yani. Onun dışında. Olur da bir yere mesela bir yerin başına geçerseniz kaliteli, sistemli, doğru insanlara görev vermekte. Bunlara dikkat edin yani. Ya akrabacılık yapmayın. Arkadaşım ya bu adam benim abim, bu adam benim annemin kızının bilmem nesin falan zırt. Ya kaliteli iş yapacak adama verin. Bırakın akrabacılığı böyle rantçılığı falan bırakın. Kim işin ehliyse ona verin. İşini yapamayan adama da yollayın gitsin ya. Böyle yani. Ve ümidinizi de yitirmeyin. İstediği kadar şu anda kötü olsun durum. Siz bir kişi de olsanız doğru mentaliteye sahipsiniz. İnsanları işte böyle bilgilendirirseniz, bir şey iyi bir şeyler yapmaya çalışırsanız o yavaş yavaş da olsa büyür. İnsanlar da zamanla bilgilenir. İyi şeyler olur. İnşallah yani yapacak bir şey yok çünkü sadece şikayet etmekle de olmuyor. Benim de en sevdiğim şeyler ya Türkiye hep böyle şikayet. Hayır. Şikayet tamam. Sorunu bulduk. Bunun üzerine çalışacağız. Herkes olarak. Ben de burada çalışıyorum. Buradan işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Siz de yapacaksınız. Siz de oradan yapacaksınız. Bilgi alışverişi yapacağız. Yaptığınız işi güzel yapacaksınız. Kaliteli yapacaksınız. Gerektiğinde böyle yapacaksınız. Yürüdükçe yürüyeceksiniz. Yükseleceksiniz. Beklemeyeceksiniz. Birisi gelsin de sizi kurtarsın. Biri bana yardım olsun. Biri beni sponsorluk edersin. Hayır. Sen kasacaksın. Birisinden yardım bekliyorsan öyle bir hale geleceksin ki biri sana baktığı zaman ya bu adam bana faydalı olur diyecek. Ondan sonra size yardım edecek vesaire yani. Siz önce her şey sizden başlıyor. Her şey. Anladınız mı? Bunlara devam arkadaşlar yani. Yoksa Türkiye gibi 80 milyonluk ülke gider böyle ufacık ülkeler kalsa rezil, rüsvan olur. Bu kadar basit. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Negatif bir konu olmuş olabilir ama belki içerisindeki pozitifleri almayı başarırsınız da ülkemiz için güzel şeyler yaparsınız. Veya yapacak insanları olumlu şekilde etkilersiniz. Pozitif enerji. Okey? Çok teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.